Merhabalar efendim. Baysal TV mutfağındayız efendim. Az önce biliyorsunuz çekim yaptım YouTube kanalıma. Şu anda yükleniyor. Nasıl, beğendiniz mi efendim menüleri? Beğendiniz mi? Ama Özlem, ses var mı? Ses var mı? Bir yazın bakayım. Söyleyin. Ses var mı? Sesim geliyor mu? Geliyor mu? Gelir mi gelmiyor mi? Sesim. Özlem, ses geliyor mu? Ha, tamam canım. Tamam. Nasıl olsun Özlem canım? İyi misin? Sen niye yemeği yaptın bugün iftara? Özlem, ne yemeği yaptın iftira? Ne hazırladın? Menü neyi canım? Yayla çorbası, köfte, patates kızartması, muhallebi, çoban salata. Aa, ne kadar güzel. Afiyet olsun canım. Yine karlar yağdı gönül bağıma. Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim? Rap rap pa 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 rap pa 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 rap 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 pa 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 rap pa pa rap. Evet, YouTube kanalıma az önce çekmiş oldum. Yemek tariflerini efendim yayınladım. Aha. Yani. Bu gönül bana konuk olmazdı. Hayırdır, ne oldu? He? Kedilerin annesi. Kediciğim, hoş geldin. Cino. Öyle mi? Doğrudur canım, doğrudur.
Ben seni canımdan çok sevmedim mi güzelim? Ben sana kalbimi vermedim mi be güzelim? Yani bugün konuk olan olana ha gerçekten Baysal TV YouTube kanalıma. Ama tanımıyorum nasıl olacak? Ne alaka? Ne oldu kız? Karnın mı doydu? Kurbani, hayrani. Kim bakarsa çarpılıyor. Ben de şeytan tüyüm var. Herkes beni arzuluyor. Ben de şeytan tüyüm var. Ben de şeytan tüyüm var. Hem nazlıyım hem cilveli. Beni gören olur deli. Söyle güzeller güzeli. Sesim mi? Sesim de güzel tabii. Ya. Yara gel buraya.
Aa, bir tane kedi geldi, ona mı uğraşıyor kız? Az önce ben çekimde, az önce ben çekimdeyken beni aradı da, onu Nujyan etiketleyebilir veya ben buradan arayayım. Az önce beni aradığında çekimdeydim. Şu an gelebilirsin, buradayım. Kızımın karnını doyurdum. Ne kadar güzel yaptı annesi ona eti. Et yedirdim kızıma. Tabii. Birisi çekimdeyken dikkat ettim de o arada konuşacaklarım vardı. Konuşacaklarım vardı. Şey yaptım. Şeydeyim gel. Ha, oraya gel. Bitti çekimim. Birisi oradan demiş ki efendim ya Sibel Baysal'ın kendine yaptığı yemek ne kadar az ama Aurora olan kızına verdiği et ne kadar çok. Tabii ki. Tabii ki. O yüzden orada şey yapamadım. Cevap veremedim ama şimdi vereyim bari. Bari de bari. Bari de bari bari. Aa, neden? Dur bakayım. Asla. Asla. Bu geldiğin şeye bir madlik olmuş herhalde. Ötekinden gel. Az önceki çekmiş olduğum mutfaktaki videomun içerisinde Dobra açıklamalar da var. YouTube kanalıma girin, oradan izleyin, dinleyin, izleyin. Ay, 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 ay efendim. Ne yapacağım öyle? Derdin etini açayım bari Aurora. Nasıl açacaksın sen bunu? Ondan sonra yemeği mi?
İlerleyen saatlerde yerim kızı kurban olsun annesi de Aruş Kaya lay lay lay. Şöyle yapayım bari. Bir daha tarantının içine bolca limon sıkacağım. Evet. Şöyle. Şunu da sıkalım. Çekirdeğinin şeyini alalım. Evet. Evet canlar görüyorsunuz değil mi? Ne kadar hamarat bir kadınım. Mayıs 6 gibi 06 mutfağımda. Ya ne menüler yaptım efendim gördünüz değil mi? Oh. Oh. Derdene türünü de şöyle yaptım. Ya. Beni o tür şeyler ilgilendirmiyor. Dardanel ton balık içine 2 adet limon sıktım. Dardanel ton balık. Gördünüz mü? Ya. Dur bir de buradan deneyeyim. Şimdi olacak herhalde. Ne yazmış ya? Görmedim ben. Heh, merhaba. Yayın Yine yasağı almışım canım ya 18'ine kadar. doğrudur. Ha. Bay Saat bizim mutfağındayız efendim sevgili Fulya menajerimle birlikte. Evet. Yani ona göre konuşalım ki bu da YouTube kanalıma bir olsun ki atılsın. Az Yalnız önce mutfak nerede 20 görünmüyor? dakikalık yaptım çekimi. Yemek tarifini, iftar yemeğini. Onu yükledim. Hı. Yani hoş geldiniz sevgili Fulya Hanım efendi. Nasılsınız? İyiyim canım benim. Sen nasılsın? Kapı çaldı. Bugünkü 2 dakika yemeğiniz geliyorum. neydi size? Fulya Hanım, bugünkü menünüz ne? Ay siz balık aldınız ya istedi. Kapıdaydım 2 dakika ya. Zil çaldı biliyorsun. Arap'ın arkadaşları Balık meşhurdur aldınız bizim. ya. Ben de işte güzel böyle yemek tarifi yaptım 7 dakika. Arada da çok önemli konuşmalarım vardı. Ebru herhalde duydun sen değil mi? Ha. Ondan Yalnız sonra ben Baysal TV de mutfağı derdine yok bebeğim. Türbe gibi bir efekt görünüyor şu an. evet canım. Şöyle yapayım. Halkın saçını boyadı, yak diyorlar ya senin için. Aa, hiç hatırlamıyorum, unuttum ben. Aa, bunu sürersem zaten tepemde saç kalmaz. Bu boyayı mı öneriyorsun bana sen? Ne yapıyorsun şimdi? Hayır canım. Kendi Bu boyamı rengi gösteriyorum. mi boyayayım?
Ya az önce dedin ya şey manavlık kız, manavlık demişim şey görünüyor burada. Bu hani patates, sarımsak bir şeyler. Bayis falan Ha video kanalından son video. ha. Aynen. Efendim. Vallahi Aynen. bilmiyorum. Rakası türbe gibi sanki. Tövbe estağfurullah. Kız bu şey görmüyor mu? Meyvelik. Aa burada da var meyvelik. Ay Bu çok ilik değişik yani. oldu yalnız az önce Siboş. Bak. Bak şimdi bak. Görüyor musun? Tamam bebişim tamam. Eline sağlık, afiyet olsun. Çok lezzetli görünüyor. Yalnız biraz soğanları ince mi doğrasaydın? Ne doğrasaydı? Biraz ince doğrasaydın soğanları. Çok büyük görünüyor. Aa, Adana usulü, Adana usulü. Sumak olmadığı için pul biberi koydum. Bu da şimdi birazdan şeye çıkartacağım kapının önüne. Kedi köpekler yesin. Et, Aynen çok güzel. et, et. Hati dostlarımızı Bulaşıkların tertemiz. düşünelim, düşünmeyenleri düşündürelim diyoruz Baysal TV mutfağında. Aha. Yedi dakika, 15. Tam olarak yaz ki canım. Tam olarak yaz ki YouTube kanalımda doğru açıklamalar 7 dakika 45 saniye diyerekten yaz. Ben seni başa tutturacağım canım. Tam öyle yaz. Ben pazartesi günü olmadan Dobra açıklamalar serilerini bekliyoruz artık hayranların Ya olarak. sen onu izlemedin ki bak bu kız şimdi bu Candan. Candan isim vermedim zaten de. Gelen bir savcı beyden konuştu. Onu de ki YouTube kanalında işte dakikasını falan da söyle de şey yapsınlar. Oradan hemen gidip dinlesinler. İzlesinler. Aha. Ne yapalım biliyor musun Sibel? Aklıma geldi. Nerede yapacağız onu? YouTube'da mı yapacağız? Nerede yapacağız bilmiyorum da. Bestseller kısmını açalım. Yani en beğenilen videolarınla alakalı bir klasör mü oluştursak, bir sayfa mı açsak, resmi sayfa? Hani en çok beğenilen videonu, başlangıçtan bu yana videolarını yüklesek. Ne izlenir yani nostalji şeklinde? Bestseller. Ne diyorsun? Sonra konuşuruz. Olur. Şu an zaten fark ettim bir tınlesin. Tamam. Bak burada Nescafe'yi şöyle arkaya koydum. Şöyle. Ablem tam çıktı. Nescafe de bana reklam versin. Ne oldun yârim? Ne oldun sana? Sen nereye gittin? Alışverişe mi gittin? İstihbarat malını ne yaptın? Duruyor Siboş. Dur bir dakika. Arkadaşlar bu şey var ya derdine dön balık. Onun içine çok limon sıktım. Acaba biraz tuz yok bunun içinde değil mi normalde? Az bir şey atayım o zaman tuz ya. Ha, yoksa çok limon sıktığımdan dolayı mı öyle oldu? Atayım yani. Ben tuzu seviyorum. Şekerle fazla aram yok da. Yani. Zaten bu videoyu fazla uzatacak değilim çünkü bina önünde sokakta olan kedilere, köpeklere de şey yaptım, Ebru'cum gördüm bir tencereye et kaynattım. Şimdi birazdan onu çıkartacağım.
Yesinler. Kediler, köpekler yesinler efendim. Yok, tuz arttım şimdi. Bakacağım tadına. Ebru'cum. Aha. Yani. Evet, ben yapıp öyle kapıya, binanın önüne koyuyorum. Gördün zaten kızım Aruşka'nın ne kadar duble böyle eti. Ne kadar güzel yiyordu, değil mi Ebru? Ya. O şimdi acıktıkça şey yapar, önünde zaten. Aha. Hepsini bitirecek değil ya. Acıktığı zaman yesin, önünde. Ha. Kurumam kuruması var, gördün. Refleks. Yani kızımın. Ödül mamaları var, ödül kemikleri var. Şimdi birazdan şeye geçeceğim. Evet, yediği önünde, yemediği arkasında, maşallah. Teşekkür ediyorum Ebru teyzesi. Ya. Kurban olsun anne ona. Ya, salatalık vardı da salataya şey yapmadım. Salatayı hemen eritiyor. Tuz filan da ilave ediyorsun ya. Az da tuz ilave etsen şey oluyor. Eritiyor. Maydanoz olsaydı, sumak olsaydı daha güzel olurdu. Buna da şükür. Ne yapayım? Ha. Güzel olmuş gene salata. Aa, bu Fulya da diyor ki, soğanları niye öyle doğradın? Adana yöresine ait yaptım salatayı. Adana'daki kebapçılar bu şekilde doğrar. Sadece kebapçılar değil, Adana yöresi halkı bu şekilde doğrar soğanı. Tak 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 tak. Uzunlamasına böyle. Ha. Bir de Adana şalgamı var biliyorsunuz. Bir de çubuk. Elma Dağı'na gideceğim aman gideceğim gün şeyden geçeceğiz, çubuktan geçeceğiz. Orayı da size çekeceğim, yani bu çubuk turşularının satıldığı yer. Cadde üzerinde böyle. Yani şöyle düşün Ebru. Nasıl hani böyle Geldim minnoşum. ha nasıl şey neydi ya? Nizip değil ya. Maraş'a giderkene, Osmaniye giderkene Nazilli, yok, Nazilli Aydın tarafı. Orada da böyle yani kenarda satarlar ya. Aynı o şekilde. Unuttum oranın ismini. Ceyhan'a, Kozan'a, Osmaniye giderkene, Antep'e giderkene. Aha. Yok, bu Gülüm videosu değil. Az sonra olacak ondan dolayı. Bir salona geçeyim ondan sonra. Ya artık ya, ne yapayım? YouTube kanalıma videolar yüklemek istiyorum. Ama o şeyi unuttum yani. Bilen varsa Hatay tarafında, İskenderun tarafında, Ceyhan tarafında, Kozan tarafında, Antep yolu üzerinde böyle hani böyle mandalina, limon satarlar. Orayı unuttum. Nazilli değil. Nazilli şeye aha. Aha. Ne yapacağım orayı? Hayır. Bu çubuk turşusunu az önce gösterdim ya. Şimdi gideceğim Elmadağ, Kadın Açık Ceza abi, yolumun üzeri. Yani Evet. oradan çekeceğim.
Orada böyle Nedir caddede, öyle yol üstünde? Evet. sağ tarafta duru yollar, her türlü turşu var. Acı, karışık, ne bileyim ben, ne istersen. Yani Bazen bal da satıyorlar. Ankara'nın çubuğu şeyle meşhurdur, turşusuyla. Ankara'nın turşusu mu meşhur yani? Ankara'nın Çubuk ilçesi turşusuyla meşhurdur. Ankara'nın hangi yemeği meşhur genel olarak? Kara Şimşek. Mercimeği. Allah Allah, ilginç, mercimek yemeği yani. Yok canım, yok. 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 Ben diyorum cezaevine gireceğim. Carmen, sen diyorsun ki tuvaletine inşaat yaptırdın mı? Allah'ım ya Rabbim ya. Cevap vermesin de kırmak istemiyorum. Gerçekten bak. Yok, yapılmadı ablam ya. İstanbul'a gelecekti zaten, onu bile gelemedi şu an. İptal oldu bütün planları. Ya. Yoksa güzel bir teklifi var, teklifi almıştı. O da gitti. Aspava meşhur Ankara'da. Aspava ne, Siboş? Lokanta. Kebap. Urfa balığı. Anteplilerin yöresine ait yapılan kebaplar, lahmacunlar. Aspava. Burada da var öyle. Yeni Bosna'ya git, Suruç sofrası var. Bir gelin ağlıyor, hıçkırık dolu. Garibim, bir derdi var belli. Sordum hatırına, gözlerim doldu. Çirkinle yaşamak zor belli. Belli, zor kardeş, belli. İstanbul'a gelsin de bakalım. Bir damla düşmez İnşallah şarkısı bitsin söylerim. düşerse, bin defa göz yaşın dünyaya değer. Söyletmek kötüyü kendi yemeğe. Onun da bir derdi var belli. Zor folya belli. Efendim, burada şunu da göstereyim. Ondan sonra buradan şeyi kapatacağım. O da efendim pilav, pirinç pilavı, tavuklu, üzerinde ne var? Tereyağlı, kimyon yakışır buna. Kim sinirli tatlım? Ha, si boş mu? İstanbul'a Alıkma, gelirsin. kapatacağım. Alıkma, kapatacağım. Evet Bak efendim, güzel. son aşamaya geldik yine. Pirinç pilavı yeni pişti. Tavuklu. Siz de böyle deneyin. Üzerine de kimyon koyun böyle. Çok güzel oluyor Bu efendim. hangi tavuktan yapılıyor? But mu? Hayır. Tavuğu şey yapıyorsun. Didi, Mesela anladım. tiftikliyorsun. Tiftikliyorsun canım. Burada kemik yok. Anladım canım. Tereyağlı Eğer sen buna dedim. Güzel oluyor. Tamam. salça koyarsan, biber veya işte ne bileyim pul biberi koyarsan, o zaman rengi neye dönüşür? O zaman bunun adı Adana yöresine ait meyhane pirinç pilavına döner. Ben öyle de seviyorum. Ama bugün ben böyle yaptım. Keşke nohut Aa, çok olsaydı da, güzel olmuş. nohut da çok güzel yakışırdı buna. Evet, Evet, Bahçıkağ tatlım. TV 06 mutfağından efendim menüleri gösterdik. Öpüyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum efendim. Hoşça kal. Hoş geldin Ceylan gözlüm.
Şekerleme mi yapıyordun? Uyuyor muydun? Anne de sana et hazırladı. Et yaptı. Ya. Dur biraz soğusun vereceğim sana. Efendim merhabalar. Neredeyiz? Tabii ki Baysal TV 06. Baysal TV mutfağındayız efendim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum efendim. Şu yapmış olduğum kapıdaki köpek kedileri. Et. Burada ne var efendim? Aruşkamın eti var. Güzel kızımı. Biraz soğusu vereceğim ona. Zaten kendisi de burada efendim. Ondan sonra ne yapmışız efendim? Burada dardenel ton balık var. Limon sıkacağım içine. Burada patates kızarttım, biber kızarttım ve köfte. Burada ne var? Doğanay, şalgam, acılı. Yanında da çubuk turşusu var efendim. Burada da salata var. Salatanın içinde soğan, domates, yağ, limon, pul biberi var. Nasıl efendim? Beğendiniz mi? Yani. Ha. Yine karlar yağdı. Gönül bağım ay. Bakayım ıladı mı? Ha, ıladı. Soğudu. Hemen kızıma veriyorum. Ev kuru. Burada mı yiyeceksin? Gel salonda ye. Ha? Gel. Gel kızım salonda ye. Gel. Şato gibi önce Allah'ın evi sonra bizim evimiz kızım. Gel. Gel burada ya kızım. Kurban olsun anne sana. Heh. Heh, başla devam et yemeğe. Yani öyle efendim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Efendim Baysal TV mutfağından. Bunu da az sonra şeye çıkartacağım. Kapıya. Binanın kapısına. Kedi mi yer? Köpek mi yer? Bu arada tırnaklarımı kestim efendim. Görüyorsunuz. Yani çıkartırdım protezdi. Tanıtım amaçlı yapmıştık onu. Yoksa ben sevmiyorum uzun şey. Bulaşıklarımı görüyorsunuz tertemiz. Evet. Menüleri saydık değil mi efendim? Heh, birkaç şey daha söyleyeceğim de efendim size. Şimdi isimleri belli. Yani isimlerini açıklamayacağım. Burada 7 kişi vardı biliyorsunuz. Sosyal medya hesabımda paylaştım efendim. Sayın Cumhur ay ne derler ya? Cumhuriyet Başsavcılığı aradı efendim. Ondan sonra bu 7 kişiyle alakalı dedim ki abi dedim sayın savcım dedim ben cezaevine giriyorum dedim pazartesi günü. Ondan sonra dedi ki bana yani bu çok ivedilikle dedi yani karşı taraf çok ağır ceza alacak dedi. İsterseniz dedi şimdi gelin dedi. Ben şimdi şu anda gelemem dedi. Ondan sonra pazartesi zaten dedim Elmadağ Kadın Açık Cezaevine giriyorum sayın savcım dedim. Zaten siz de adliyedesiniz dedim. Tamam dedi. Yani gitmişken hem orayı halledeceğim. Hem de ilamata uğrayacağım. 2 adet vesikalık resmimi vereceğim. Oradan tutanağı aldıktan sonra, evrağı aldıktan sonra bu kişiler hakkında ben asla davamdan vazgeçmem. Asla. 7 kişi var efendim. 7, 7, 7, 7. Heh. Sayın savcım o kadar ivediliği almış ki beni yani bugün çağırıyordu. Dedim bugün gelemeyeceğim sayın savcım dedim. Pazartesi zaten işim var dedim. Adliyede. Ondan sonra gelmişken dedim yani orada da gerekli olan bilgileri tekrardan size vereyim dedim sayın savcıma. Tamam dedi. Yani. Olay bu. Asla vazgeçmem. Asla. 7 kişi. Yani. Korkuyorum gecenin karanlığında.
Bakalım kızım ne yapıyor, yiyor mu? Herhalde ki. Bak Nurcan teyzesi, bu dışarıdakine köpeklere şeylere yaptım. Kedilere bunu, eti. Burada benim menülerim var. Hemen girelim. Aruşka kızım yiyor mu bakalım efendim. Şöyle açalım. E kurban olsun annesi de. Vallaha billaha buna. La la lay 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 la la lay lay. La la lay la la lay la la lay. Güzel yapmış mı anne sana eti? He? Yapmış. E tamam. Ya. Oh sen yedikçe ben doyurayım. Aruşka kurban olsun anne sana. Heh. Evet öyle efendim görüyorsunuz. Kızımın eti. Annesi Sibel Baysal haşladı güzelce. Kıvamında tam kızımın böyle damak tadına göre lezzetli. Yaptım yiyor. Afiyet olsun Aruşka diyorum ve salondan ayrılıyoruz. Tekrar Baysal TV mutfağına giriyoruz efendim. Burada da ne yapmışız? Gördünüz efendim. Patates kızarttım. Köfte, biber. Maydanoz yoktu efendim. Maydanoz yok, sumak yok. Olsun. Ne yaptım? Kuru soğan, domates, pul biberi, yağ, limon. Yaptım salatayı şu şekilde. Görüyorsunuz değil mi efendim? Ha. Burada da zaten çok sevdiğim şey var. Turşu var. Burada şalgam var. Burada da efendim derdine tön balık var. Ve limon var. Burada da zaten dışarıya binanın önüne koyacağım. İster kediler yesin, ister köpekler yesin. Onlara yaptım bunu da. Nasıl? Güzel olmuş mu efendim menüler? Aa. Evet. Baysal TV mutfağından, YouTube Baysal TV mutfağından efendim bugünkü menüler bunlardı ve açıklamalar da oldu arada. Evet. Kendinize iyi bakın. Hayırlı iftarlar diliyorum efendim.